Good morning! Anlamazlar, anlayamazlar bu aşkımızı. Aman ne tatlı çıktı çocuğum. Arkadaşlar biz sabahtan kalktık. Bu arada hava çok güzel, onu söyleyeyim önce. Sabahtan uyandık, gittik, bir kahvaltı yaptık. Annem getirdiği her hellim, her peksemet için utandı. Utandı yani. Bu işin necesi de var. Pırak'ta yaşadıklarımızı yaşamamak adına bir baktım bavulumun içinde hellim çıktı. İnanamazsınız. Çok hoşuma gitti ama görünce. Yedik bir şeyler işte. Kahvaltı çok güzeldi. Buraya bir tane fotoğraf bırakacağım. Gerçekten kahvaltı güzeldi. Bir tek annem heyecanlandı. Bumbar gibi bir şey vardı. Onu yiyelim dedik ama değildi yani. Ve beğenmedim onu. Haberleri olsun. Şimdi tabii ki kimin başına gelebilir böyle bir şey? Bizim başımıza geldi. Sevim ablanın gözü kırıldı. Ve kesinlikle glu tarzı bir şey almamız gerekirmiş dediler. Burada Viva diye bir yer var burası. Buraya girecek ve glu alacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu Viva'da glu mulu yoktur. Sevim abla morali çok bozuldu değil Sevim abla? Evet aynen öyle. İki gün şimdi halledecek. Başka bir yer daha varmış. Biz şimdi şeye gidiyoruz. Kalifon. Öyle bir yer varmış. Biraz daha ileride sağ tarafta otelin yanında dedi. Oraya gideceğim. Orada bulabilirmişik glu. Ya sen Viva'sın ya nasıl ya? Sende glu nasıl olmaz? Yani her şey var glu mu yok? Are you kidding? Şimdi kaldırım olaylarına dikkat edeceğim. Çünkü basılmak istemem bilmediğim bir ülkede. Hava çok güzel, sıcak böyle. Ama şeyde sıcağı da değil, eser de yani aynı zamanda bizim ilkbaharımız gibi. Ben gayet güzel giderim şu an. Sağ mı dedi, sol mu dedi? Manzarayı beğendi. Seni de beğendim ha. Aşkım hemen dur, bana bakın. Çektim. Rasiha başladı artık Arapça da okusun. Evet. Arapça çok iyi. Ama entrance. Yallah yallah. Bulduk. Çok şükür. Gir bakayım içeri. Gir bakalım soracağım şimdi. Carrefour be. Yes be. Arkadaşlar biz bu Carrefour'dan çıktık. Burada da yok. Ama güzel bir şey oldu. Bizi orada şey buldular. Jelatin. Yani jelatinden idare etmeye çalışacak. O arada da süper glue arayacak. Yani bu bir sıkıntıdır ya. Yani iki tane market süper glue nasıl olmaz ya? Kendinize gelin. Yani ben buradan duyurmak istiyorum. Buranın emirliğinin başındaki adama. Süper glue'un yok ülkende. Kendine gel. Sinirlendim vallahi. Ama bir şey değil yani yapacak bir şey yok. Şu an. Başka yerlere de bakacağız. Yani giderken yol üstünde bulduğumuz başka yerlere de bakacağız. Sevim ablacığım su aldı bize. Bu sıcak Dubai gününde teşekkürler ederiz. Hadi şimdi gidelim bir şeyimize, otelimize. Orada konuşuruk. Yes arkadaşlar. İstedim ki Dubai'ye girişte bana verilen bu kartı açalım ve artık telefona koyalım. Şimdi bu telefonuma koyacağım ben bu kartı. Çünkü diğer telefonumu kullanacağım. Yes. Açalım bakalım. Yani bunu da kullanacağım ama şu an diğerinde daha fazla işim var diye onu şey edeceğim. Bakın böyle göstereyim size. Bu şekilde açtım buradan. Buraya açtığınızda bir tane sim kartımızı
koyacağımız yeri açmak için bir açar diyeyim. Açar. Açar var. Nerede bunun sim kart yeri? Aman, ha burada. Bunu açıyoruz. Açamıyoruz. Pırak'tan aldığım kart var için. Pırak kartım. Tamam, bunu böyle kenara koyduk. Pin kod, min kodları. Bekle çiçeğim, bekle. Step by step. Heyecana gerek yok. Yengeniz heyecanlı. Şöyle bir kart. Pin kodlar, pup kodlar var içinde arkadaşlar. Normal bizim kartlar gibi. Welcome to Happy Emirates. Insert sim to enjoy 1 GB free. Bunu buna takıyoruz. 24 saatinde bize 1 GB free veriyor. Sonra devam ediyoruz ve buradaki şeyleri QR kodlarını oku diyoruz. QR kodlarını okuttuktan sonra da application üzerinden yeni bizim istediğimiz yeni bir şey satın alıyoruz. Paket satın alıyoruz. İstersen yapıyoruz yani bunu. Normalde bunu bize 1 GB free için verirler. Ama biz bunu büyütebiliriz. Gerçekten çok ince düşünülmüş bence. Haddinden fazla hatta. Yani ben daha önce hiçbir ülkede böyle bir şey görmedim. Varsa lütfen bana yazın, ben de öğreneyim. Anne sen daha önce yurt dışına çıktığında böyle bir uygulama gördün? O kadar netin. Hayır. Okay. Çok hoşuma gitti ama. Yani sadece gel ve benim diyor, burada tatil yap, anladın? Ben sana diyor bütün şeyi söyle adını kolaylığı sağlayacağım. İki de bu. Bire koyayım. En azından seni koşturmaz, ondan sonra bulasın kartta yükleme yapasın. Onu Bulamadım. söylerim. Yani Ben bir gün istediğim bıraktım kart bulalım. ben ne? Şimdi öğleden de bak başka bir şey daha söyleyeyim sana. Girişte kapıda hoşu girdik polis kontrol noktalarında. Normalde nasıldır? Girersiniz, polis kontrol noktaları vardır. Sıraya girersiniz ve tek tek boş olan yere geçersiniz. Bunda yani tam bir Arap kültürü var. Kesinlikle aşırı derecede misafirperverdirler. Sadece görevliler var ki seni o beklediğin sıradan atıyorum 5-5 gruplar olarak alıp polisin önüne götürür. Yani polisin 10 tane polis kapısı var değilim. Her birinin önüne buyurun bu bir numaraya, işte buyurun iki numaraya, buyurun üç numaraya. Be adam benim gözüm var giderim. Ama yani adamlar o kadar you're welcoming durumundadırlar ki yani ne bileyim ben hoşuma gitti şahsen yani. Herkesin ilgi görmek hoşuna gider ya. Yani birebir one by one seninle ilgilenir yani orada adam anladın. Bence çok hoş bir olay. Neden Sultan bu duruma? Hadi de geç kalıyoruz. Hadi de geç kalıyoruz. Şimdi senin için uğraşırım. Çöllerde çeksin şeyin diye. Çölde çekmeyecek canım. Uğraşma boşuna da. Niçin? Nereden bu kanıya vardın? Sanıyorum ki şu an bu olay oldu. Neyse 1 GB'ımı kullanayım. Ondan sonra diğer olaylar için step by step ilerleyerek onu da size çekerim. Şimdi hazırlanıp çöle safariye gidiyorum. Evet arkadaşlar. Hazırlandık, toparlandık. Şimdi yola çıktık. Safariye gidiyoruz. Herkes beyazlandı. Rasyacığımız yemyeşil. Arabamız mafya arabası siyah. Şoförümüz burada. 5 kişiyik. Artı bir de şoförümüz 6 kişiyik. Bir gaflete düştük ve dedik ki hızlı olsun bu olay.
Ben asla hız yanlısı değildim ama annemden de aslında şeyi bekledim. Yavaş butonunu bekledim ama olmadı. Nasıl yavaş? Nasıl yavaş? Yavaş olmaz. Oh. Rasiha'ya zaten öldüğünden bilirsiniz Rasiha'nın şeylerini. Asla. Şimdi Rasiha'yı göreceksiniz, birazdan bağıracak yallah yallah diye. Okay, hadi. Şimdi biraz yolculuğumuz var, oraya gidince görüşürük. Hello, evet arkadaşlar, şu an şöyle bir alana geldik. Burada Open Desert Safari ve bir ne derler, çitlenmiş kapalı bir alan safarisi varmış. Şu şekilde siz seçersiniz hangisine binmek istediğinizi ve işte iki çeşittir. Bir tanesinde sen kullanın, teklidir. İşte ateveler var, diğerinde de 3-4 kişilik bagiler var. Siz seçersiniz. Fiyatlandırması var işte, onun ödemesi olur falan. İsterseniz rehber eşliğinde devam edersiniz. İsterseniz dediğim gibi yani kapalı alanda kendiniz sürersiniz. Open olanda da rehber eşliğinde devam edersiniz. Böyle minik bir bilgi vereyim. Biz buna katılmayacağız. Çünkü midem şu an buna asla müsait değil. Midem müsait olduğunda başka bir şeye katılırım. Yani tabii ki buraya kadar gelmişken böyle bir deneyimde bence kesinlikle ve kesinlikle bulunun. Yani onu da söyleyeyim size, bizim gibi yapmayın. Ama ben burada biraz dinlenmeyi tercih edeceğim. O zaman biraz oturalım. Arkadaşlar size ek bir bilgi veriyorum. Biz burada beklerken, alışveriş falan yaparken bu taraftan bizim şoför Cuma arabanın lastiklerini indirdi. Çünkü şimdi safariye gidiyorum. Aman. Ağzınıza nefes alın. Öyle yaparım ama öyle yaparım. Cuma'nın delidir. Aman Allah'ım. Oh. Çok iyi. Ya sen çek sadece, ben Ahmet Altay'ım. Aman Allah'ım. Ahmet ben daha kusuyor. Ahmet'i düşündüm. Aman. Elmanı suya tutsana. Aman Allah'ım. Hiçbir şey yemedik. Aman duruyor galiba. Aman dur bakalım. Sevim abla nefes al. Nefes al, da iyi değilim. Aman da ölüyorum. Aç oracıkta, bak senin başının üstündeki, döndür sana doğru. Döndür. Aman anam. Rasiha. Hami o bak, Cuma'nın keyfi yerine geldi Cuma'nın. Dur görenden deri. Bak Cuma'ya bak. Cuma'nın keyfi yerine geldi anam. Bizi mahvetti Cuma. Allah için, billah için. Bir arkadaş, kardeş, anne ve geriye kalan hayatımdaki herkesin beklediğim fotoğraf çekme pozisyonları. Bak o anneme. Şimdi böyle geldik. Meeting point arkadaşlar burası. Burada lastikleri dolduracaklar birazdan. Tekrar boşalttılardı, gösterdiydim size. Lastikleri dolduracaklar. Aynen. O arada biz de biraz fotoğraf çekecek tabii. Bakalım nasıl pozlarımız çıkacak.
Hello, darlings. Dönüş yolundayız. Biraz zamanımız var. Arkaya geçtim. Sevim abla otursun önde. Biraz sıkıntılar var. Biraz sehamızla birlikte. Biraz sehamız bile kusuyor, az kaldı. Biraz sehamız, düşünün siz. Ürdünün altını üstüne getiren Rasihamız. Evet. Neyse. Aldık ağzımızın payını. Cuma enince sordu bana zaten. Dedi tamam mısınız gerçekten dedi. Bir sıkıntı var mı dedi. Ona göre şey edelim dedi. Cuma elinden gelse alıp götürecek bizi hospital'a. Tamamdır. Şeyim de açıldı. Onu lazım düzeltsinler bana. Ay. Neyse. Çok yakıştı be Rasiha bak. Rasihamıza da. Aynı bezedi Şerife neneme. Senin güzelliğin ondan gelmedi ablam. Evet şimdi dönüş oldayız. Dönelim arkadaşlar. Sağ salim da konuşuruz gene. Merhaba. Gençler. Şimdi bir alana geldik. Şöyle bir alan. Buradan içeri gireceğiz. Burada akşam yemeği ve gösteriler var. Onları izleyip yemek yiyeceğim. Normalde geldiğimizde hiçbir şey giymezdim ayaklarıma. Gayet güzeldi, sıcaktı, kum falan. Thank you. Hiçbir şey giymezdim. Gayet de sıcaktı, güzeldi ama şimdi bastım kumun üzerine ve böyle biraz soğuk gibi açıkçası. O yüzden terliklerimi giydim. Ne olur ne olmaz soğuğu çekmek istemedim. Çünkü biraz daha şey değişecek. Isı değişecek ve sıkıntı yaşamak istemem. Zaten çabuk soğuk alabilen bir insanım. Onun sıkıntısını yaşamak istemem. Şimdi size biraz etrafı göstereceğim. Böyle. Burada bir alan var. Burada büyük ihtimal gösteriyi yapacaklar. Allah'ım. Burada böyle şey satılan yerler var. Henna falan yaparlar. Belli boyuttaki hennalar ücretsizdir. İlk yaptırdığın daha büyük bir şey istersen ücretlidir. Birazdan aman açıldı şeyciğim. Birazdan gelip bize şeyleri getirecekler. Bu falafeldir, şavırmadır falan. Onlardan ikramlık verecekler, yiyecek. Su getirdiler. Bunu açıldı, bu çok üzüldü. Moralim bozulur açınca. Arap sodası da içmedim demezsiniz ha. Vallahi. Şavırma geldi. Gençler. Şavırma on the fire. Anne bunun kenarını bir aç. Çok da soğumadan yemek lazım ama bunlar biraz soğuk gibi durur. Bir şey değil. Aç bakalım göreyim kendini. Bakalım. Aç baba bu kadar uğraşmama değmedi ha. Göreyim. Ne yaptılar be bunu? İçinde et yok. Neyse. Bunlar da falafellerimiz. Bu da çay tilattemiz. İçeyim bir. Arkadaşlar. Lokma verdi de bize ama bu lokma şekerli. Lokma değil. Ha deyim size. Bunu kınırmayın. Anne bir yaklaştırabilir onu. Yapılışı aynı anneannemin lokması gibi ama şekerli değil bu. Başımda kını kendi istediğim gibi yaptım. Yani kendi istediğim gibi dedim, kafama göre yapınca sarık gibi oldu. Birazdan gidip bir beyefendiden isteyeceğim yapsın. Bu arada hennalarımızı yaptık. Şov böyle göster. Böyle be. Allah. Nasıl göstereyim aslında? Canım. Gördüm. Bir tane fotoğraf çek bize öyle. Gel bir adım geri gel. Aman fotoğraf. Tut elimi. Ne oldu? Bir şey değil be. Bana geldi. Sen tut elimi diye geldi. Ne olacak? Bir şey... Sapısı sandım be.
Bunu yapan kadın Pakistanlıymış. Evet. Ama ben anlamadım. Anlamadım. Çünkü duymadım yani. İçinden konuşurdu. Çok tatlı bir şekilde yaptı böyle. Hoşuma gitti. Bu for free arkadaşlar bunlar. Bunların daha büyük olanları var işte bütün evinizi kapsayanları falan filan. Büyüklüğüne göre fiyatları değişir. Bence gayet hoş yaptı, bizi gülledi kendisi. Teşekkür ederim. 15 dakika elimizde kalacak. 15 dakikadan sonra, kuruduktan sonra 10 günde vücudumuzda kalacakmış. Buraya kadar gelmişken bunu da yapmadık demeyiz. Bunu da yapalım da bir beyefendi lütfen bana artık yardımcı olsun ve bunu şeyi düzeltsin please. Evet arkadaşlar, şöyle uzun bir masamız var. Şimdi anneme istediklerimden söyleyeceğim, benim için alacak. Barbekü, istemem. Çok soslu, istemem. Hadi koy. Şimdi insanlar sıraya girdi. Bu arada çok güzel bir şey oldu. Şey dediler, bittikten sonra gösteri. Sizi dediler aradan kastım 4, yani kare şeklindeydik. 4 kaşe gibi düşünün. Her bir kenarı sırayla kaldırmak istediler ve çok güzel oldu. Ondan biraz alabilirim, evet. Ama tavuktur o. Yok marul. Tamam. Sarmadır galiba. Tamam. Bir an öyle kalıp gibi görünce şey zannettim. İşte yani insanlar üst üste falan gelmedi. O güzel oldu. Ayrıca her masanın başında bir görevli durur ve insanları tekrar sıraya koyar. Bence gayet insanlar hoş yani. Gayet güzel buradaki durum. Bakın burası biraz önce yemek aldığımız masalar. Her birinin başında bir görevli durur. Oradan çıkarsınız, bu tarafa doğru devam edersiniz. Burada ne verirler bakıyorum hemen. Bir köfte ve tavuk şiş gibi bir şey verirler. Hemen buradan devam edersiniz. Ve buradaki yerde de sütlaç gibi bir şeye benzer. Bu tam olarak bilmem tatlıya benzer ama sütlaç gibi böyle. Sütlaçın yapılamamış hali gibi. Hani ben yapsam böyle yaparım gibi bir şey. Arkadaşlar, bugünün de sonuna geldik. Gayet olaylı bir gündü. Elimiz ayağımız durmadı yani. Ay! Dediğim gibi bir şey yaptılardı. Nasıl diyeyim? Yer değişimi yaptılardı. Listede turdakiler. İyi oldu. Farklı oldu. En kötüsünü bugün yaşadık. Yarın ve diğer gün çok daha güzel geçer diye düşünürüm. Size Royal Adventure'dan iyi geceler dilerim.